Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselde sık kanalımda sık sık sorulan motorlu tırbanlara, testerlere hangi yağı önerirsin, hangi yağı kullanmamız gerekiyor, tavsiyen nelerdir diye sürekli sorular geliyor. Bunlara ayrıca video yapmayı bir aydır bir fırsat bulup video yapamadım. Geçen yılda belki tanıtım yapmışımdır. Geçen yılda o zamanlarda mineral yağlardan çok sentetik yağların motorlar için iyi olduğunu anlatmıştım. Şimdi mineral yağ deyince bu yağlar, yani fazla abartmadan söyleyeyim, bu yağlar benzinle katıldığında parlama noktası düşük olduğu için benzinle beraber yanıp egzozdan atıyor. Yani benzin gibi yanıp gidici. Motora kısa bir süreli yağlama yapıyor. Hemen egzozdan beraber atıp gidiyor. Bu yüzden yıllardır mesela mineral yağlar PO gibi, Shell gibi, hangileri ise birçok marka, hepsi, yani mineral dediğin zaman tüm yağlar, bunları şimdi özellikle 50-60 gram önerdim müşterilere, motorlara zarar görmesin diye. Motorlar kitleme yapmasın diye, motorlar aşırı ısınmasın diye. Ama ne oldu, böyle gidince piston üzeri kurum kapladı, egzoz sürekli tıkandı. Bunlara sık sık rastladık. Ayrıca kanalımda videolarında görebilirsiniz, egzoz tıkanmaları, piston üzeri kurum yapmaları, motorların aşırı ısınmaları. Şimdi mineral yağlar 60 ml, 50 ml altında koyulduğunda motor sıcağa bağlı sürtme artıyor. Sürtme buna bağlı da ısı artıyor. Böylece yağın işe yaramadığı zaman, yağın pistonu yağlama yapmadığı zaman kart diye kitleyebiliyor ya da güçten düşebiliyor. Soğuyuncaya kadar çalışmıyor. Bu gibi sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca mineral yağlar motorun hareketsiz kaldığı zaman kaynamış piston, ısınmış silindir, piston arasındaki yağ yanıp siyah oluyor, pistona yapışıyor. Böylece motor bir süre çalıştıktan sonra güçten düşüyor, boğuluyor, sahibi kızıyor, motoru atıyor, vuruyor, tekmeliyor. İşte bir de dağın tepesine çıkmış adam, dağın tepesine büyük umutlarla pişmeye gideyim diyor. Bir motor elinde. Baktın motor biraz çalışıyor, bozdu. Şimdi aşağı eve gideceğim, oradan tamirata gideceğim. İnsan strese giriyor, sıkışıyor. Anlayışla karşılarım. Ama ben diyorum ki çok fındığı olan abilerimize, yanınızda yedek motorunuz olsun ki ta tepelere çıktığınızda bir motorunuz çalışma, diğer motorunuz belki çalışır. Onunla idare edip müsait zamanda motorlarınızı tamirata götürürsünüz. Ama buna rağmen tonlarca fındığı olan kişi tek bir motorla idare etmeye çalışıyor. Ama sağlığı için zararlı. Ayrıca sinirli iş yerlerine geliyorlar. İş yerlerine bazen haksız yere tepkilerini ustaya da aramaya çalışıyorlar. Bu da olabiliyor. Şimdi hangi yağları öneriyorum? Şu anda Polat, özellikle Polat Atak tırbanları. Ocaktan bu yana 50 adet satışını yaptım. Her motor satışında böyle bir yağ öneriyorum. Yağ ise maviydi. Bu seferki kırmızı. Şimdi sorulardan bir de kırmızı mı iyi, mavi mi iyi diyorlar. Arkadaşlar, buradaki yağın kalitesi rengiyle alakalı değil. Renk bir boyadır. Boya. Yağın yağlama özelliği ise içindeki katkılardır. İçindeki yağın özellikleridir. Bu önemlidir. Renk ise boyadır. Benzine kattığınız zaman kırmızı oluyor. Baktığınız benzin yağlı benzin diyebilirsiniz. Depoya attığınız zaman depodaki benzin yağlı diye başınız rahat eder. Şimdi Polat Atak sattığımda litreye burada 4 litrelik yazıyor. 4 litrelik ben önce hep bir önerdim. Sonra havada aşırı sıcaklar var. Aşırı ısınmalar var. Bu yüzden 5 litreye bir tam,
bir de yarım beşlikliğe öneriyorum. Önce bir tam doldurup bunu açıyorsunuz. Buradan sıktığınız zaman yağ buraya geçiyor. Buraya geçin dolunca bunu açıp boşaltıyorsunuz. Bir tane de yarım dolduruyorsunuz. Yarımı da boşaltıyorsunuz. Beşlikliğe tamam. Evde hazırlarsınız. Şişelere koyarsınız. Şişeleri benzinli fındıklara götürün. Orada biçer biçer getirirsiniz. Böylece kafanız daha durur. Bu yağlar kurum kurum yapmıyor. Neredeyse hiç yapmıyor. Ama en fazla yapsa küçük bir kurum yap. O da motora zararı yok. Pistonu siyahlatmıyor. Pistonu yani diğer kalitesiz yağlar gibi mineral yağlar gibi yapmıyor. Mesela mineral yağlarda 50-60 ml'ye önerdim. Bunlarda ise 30 ml'ye öneriyorum. Burada şimdi motor yağ sahibi yağ üreticisine öneriyor. Bakalım. İki zamanlı bin hassa seri motorlarda 13-14 bin devire kadar dünya standartlarına sahip katıklarla üretilmiştir. Bak ya içindeki katıklar önemli. Katıkın bir şeyini şöyle anlatmışlar. Çok pahalıydı. Şöyle küçük bir şey çok pahalıymış onlarda. Bölgesel şimdi öneriyi yazıyor. 1 litre benzin 25 ml tavsiye edilir. Aşırı sıcaklar olduğu için ben 30 ml tavsiye ediyorum. Bölgesel koşullar farklılık gösterebileceği satıcının tavsiyesine uyunuz. Ürün sentetik katıklar içerir. Motor ömrünü uzattım. Ön ateşlemeyi kolaylaştırır. Ömrünü uzatır. Yani motorun içine giren yağ hemen yanıp egzozdan atmıyor. Bir süre motorun içinde duruyor. Yağlama görevini yapıyor. O yüzden daha az yağ ile fazla yağlama. Mineral yağ ise 60 ml koymanız lazım. Yakıp atıyor egzozdan. Isıya dayanma gücü 135. Standart ürünlerde 80-100 arasıdır. Parlama noktası 230. Akma noktası -34 derece. Tüm zorlu şartlar dayanıklı olarak özenle üretilmiş çocuk organizmalardan ve çocuklardan uzak tutunuz. Raf ömrü 5 yıldır. Raf ömrünü geçti takdir test ve belgelendirme ile kullanılabilir. Amacı dışında kullananların sorumluluğu kendilerine aittir. Ürünlerimiz hiçbir çeşidinde katı atık, yanmış, arıtılmış ve B maddeler bulunmaz. Güvenle kullanabilirsiniz. Bunun sahibi ise hangi ülkenin derseniz yerli üretim. Sahibi bildiğim Kocaeli, İzmit civarında. Abimize buradan selamlarımı iletiyorum. Geçen yıl çok yağını aldım. Bir palet boyu yağ almıştım. Onlar bu sene hiçbir şey kalmadı. Tekrar sipariş verdim. Önce mavi plus artık mavi üretilmiyor. Selen daha 2T prestij üretiliyor. Diğer yandan da 200 ml'lik üretilmiş. 200 ml 30 ml'ye önerdiğinde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 7 litreye 7 litreye atılır bu o zaman öyle önerildiyse 7 litre böyle kutu işte. Diğer yandan da bunun üzerinde bir şey yazıyorum bakalım. Çift sekmanlı motorlar için özel olarak üretilmiş çalıştırma kolaylığı ve üst düzey yağlama ön plana çıkarılmıştır. Yerli üretim işte bunu da yakından göstereyim. Aynı yazı burada da yazar. Burada işte diğer yazı da burada. Selatra madeni yağlarım. Geri değilse tribotun altına koymuştum. Tribotun yükseklik olsun diye. İşte 5 litrelik yağ var. 5 litrelik bazı bölgelerde 5 litrelik çok soran oldu. Geçen yıl az almıştı. Hemen bittiler bunlar. Yani 5 litre belki daha uygun oluyor. O yüzden 5 litre alıyorlardır. İşte 5 litrelik selam daha yağ. İşte arkadaşlar yağ konularına böylece değinmiş oldum. Bu şimdi mineral yağlar bazen kalın olabiliyor. Bazı motorların karbüratör kanalları çok incedir. Bunlarda akması zorlaşıyor karbüratörde. Motorlar gaz yememe sorunları gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu yüzden bir motorda sürekli değişik yağ kullanmayınız. Bir yağ ile çalışan bir yağ ayar yapılmış motor diğer yağ ile çalışmayacaktır. Bu sıkıntılar da varsa yine. Ama bu yağları
fazla 30 ml veya 40-50 ml koyduğunuz zaman motor çalışmayabilir. Bu yüzden tavsiye edilen miktarda koyunuz. Fazlası buna uymaz. Mineral yağı da olur da aşırı bir duman yapıyor. Enfüze hemen tıkayabiliyor. Evet, başka bir şey kalmadı. Ve sonunda selantra madeni yağları çok da sorulan bir soru için bir video yapmış oldum. Ve bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.